sevgili anneler. Bugün diyetisyen Müge Özür Çafak'la beraberiz. Merhabalar Müge. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Müge, sana hamilelikte bize bir beslenme listesi önerin var mı? Bunu soracağım. Bir de senin bir kitabın var. Türkiye'de bir diyetisyenin hamilelikte beslenmeyle ilgili yazdığı ilk ve tek kitap sanırım. Evet. Hamilelik günlüğü diye. Bir diyetisyenin hamilelik günlüğü. Bu kitabın içinde beslenme listesi önerilerin var mı? Bir de evet, genel olarak biraz bizi de bilgilendirirsen, hani nasıl günlük bir besin takviyesi yapmamız lazım bahsedersen sevinirim. Bu kitap benim hamilelikte hem kendi yaşadığım duygular hem kendi beslenmemi yansıtan ama bunun yanında olması gerekeni de ekleyerek hazırladığım bir kitaptı. Ulaşamayan, diyetisyene gidemeyen ama doğru beslenmeyi de öğrenmek isteyen anne adaylarına bir rehber olsun istedim. Bunun içerisinde de evet örnek beslenme programları var ama şöyle anlatabiliriz. Gebelikte özellikle dengeyi kurmak çok önemli. Annelerin her gün güne kahvaltıyla başlaması gerekiyor. Burada da kahvaltıda biz ne kadar sağlam ve dengeli bir kahvaltı yaparsak gün boyu kendimizi o kadar enerjik ve dinç hissediyoruz. Bunun için de kahvaltıda mutlaka yumurtayı tüketiyor olmamız lazım. Çünkü yumurta gebelikte olmazsa olmaz bir şey. En iyi kaliteli proteinlerden biri ve gün boyu da bizi tok tutacak. O anlamda mutlaka 2 ya da 3 dilim, burada annenin hangi kiloda olduğuna değişebilir ama ideal 2 dilim bir tam tahıllı ya da çavdar ekmeği, 1-2 dilim peynir çeşidi, mutlaka her gün bir yumurta, zeytin tüketmeyi seviyorsak 6 ila 7 adet zeytin yenebilir ya da bunu yemeyip yerine 2-3 adet ceviz yiyebiliriz. Ve bu kahvaltının yanında mutlaka mevsim yeşillikleri olmalı. İşte kışınsa belki havuç, maydanoz, roka gibi sebzeler ama yaz gebeliği geçiriyorsak domates, salatalığa yer vermek oldukça keyifli olur. Gebelikte bizim günlük almamız gereken enerji yaklaşık 1700 ile 2000 kalori aralığında değişiyor. O anlamda bizim bu enerjiyi öğünlere bölerek beslenmemiz çok iyi olur. Yani kahvaltı, öğle akşam yemeği ve bunları destekleyen ara öğünlerle bu enerjiyi paylaştırırsak hem kilo almayız hem de gün içerisinde enerjimizi daha yüksek hissederiz. Öğle yemeğine kadar geçişte bir ara öğün yapmak oldukça iyi olur. Burada mümkünse bir mevsim meyvesi, belki yanında bir avuç kadar badem, fındık tüketilebilir. Öğle yemeğinde de proteinli bir yiyecek. Bu ızgara balık olabilir, köfte olabilir, ızgara tavuk ya da hindiyle hazırlanan bir yemek. Yanında mutlaka bir kase kadar yoğurt ya da bir bardak ayran. Belki biraz zeytinyağlı sebze yemeği ya da haşlanmış sebze salata da tercih edebiliriz. Ve yanına karbonhidrat almak için ya bir çorba, ya bir bulgur pilavı, ya gene 2 dilim ekmek gibi karbonhidratı da eklersek bu öğün oldukça dengeli olur. Öğle ile akşam yemeği arası oldukça uzun bir süre. Birçoğumuzun belki de en çok acıktığı, en çok tatlıya yöneldiği saatler. Burada anne adayının hakikaten doyurucu bir öğün yapması lazım. Yani belki bir tane elma ile akşamı yapmak değil de minik bir yoğurt, bir kase kadar yoğurt içerisine 3-4 kaşık yulaf. Eğer tüketmeyi seviyorsak gene içerisine biraz ceviz ve meyve ekleyebiliriz. Ya da bu tarz yemeklerden çok hoşlanmıyorsak gene 2 dilim ekmekle bir tost, yanında bir bardak ayran gibi hem karbonhidrat hem protein içeren doyurucu bir öğün oldukça iyi olacaktır. Akşam yemeğinde de mümkünse evde gene mevsim sebzeleri hazırladığımız bir kase çorba, bu mercimek çorbası da olabilir. Mutlaka bir sebze yemeği. Bu kışınsa kıymalı ıspanak olabilir, yazınsa taze fasulye olabilir. Yine bunun yanına yoğurt ve bulgur takviyesi yaparak önemli olan şuna bakmak. Bizim 4 temel besin grubumuz var diye konuşmuştuk. İşte etler, sebze ve meyveler, süt grubu ve tahıllar. Bizim evet, mümkünse her öğünümüzde bu 4 besin grubunda bulunması lazım. Ancak böyle biz sağlıklı ve dengeli beslendiğimizi söyleyebiliriz. Uyumadan önce de bir bardak süt içip bir tane meyve yemek bir gebe için oldukça enerjiyi karşılayacak ve ona ihtiyaç duyduğu vitamini, besin öğelerini sağlayacak bir diyet menüsü olabilir. Peki, çok teşekkürler Müge. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, Müge'nin de anlattığı gibi 4 ana besin grubundan muhakkak her öğünde tüketmeniz gerekiyor hamilelikte. Görüşmek üzere, hoşça kalın.